Bu olaylar, bu yaşanan tüm sıkıntılar aslında 7 Ekim'de başlamadı. 1948'de İsrail'in veya Siyonistlerin Filistin topraklarını işgal etmesiyle başladı. 7 Ekim'den bahsedecek olursak, tabii ki kimsenin beklemediği bir operasyon, kimsenin beklemediği bir ayaklanma mı desem, bilmiyorum, belki doğru söz olmayabilir. Ama bunun herkesin bildiği, herkesin kabul ettiği, Hamas'ın ve Hamas'ın savaşçıları, Kassam Togayları İsrail'e çok büyük bir yumruk attığını, herkes bunu kabul ediyor. Bunu aslında bütün dünyaya İsrail'in ne kadar zayıf olduğunu, nasıl bir balon olduğunu, sadece şişirildiğini ve orada herkesi tutmak için bu kadar büyütüldüğünü herkes aslında farkında. Tabii ki bir de şuna da değinmemiz gerekiyor. İsrail'in istihbari gücü, Mossad ne kadar güçlü, böyle bir şeyi nasıl gözünden kaçtı? Ama bunu söylemeden önce şunu bilmemiz gerekiyor. Hamas bu noktaya nasıl geldi? Hamas aslında bu noktaya gelene kadar çok şey yaşadı. Yani Hamas'ın savaşçıları, Hamas'ın siyasileri, ben aslında Hamas'ı şeye benzetiyorum. Sürekli dayak yiyeye yumruk atabilen bir boksere benzetiyorum. Yani Hamas şu an güçlü bir yumruk atabiliyorsa daha önce yediği yumruklardan dolayı. Haliyle Hamas'ın bu kadar tecrübe edindikten sonra Mossad'la ve İsrail'le nasıl başa çıkacağını ve nasıl şey yapacağını bildiği için böyle bir şey oldu. Aslında kimse bunu beklemiyordu. Ne Gazze'deki insanlar ne de İsrail tarafında böyle bir şey bekliyordu. Hamas'ın bu yaptığı şey aslında şöyle de bir söylentiler var. Biz bunu yapmasaydık, İsrail aslında bu bayramlarından sonra, çünkü 7 Ekim'deki yapılan operasyonda İsrail'in Şabat bayramları vardı. Bu bayramlar bittikten sonra İsrail'in bize bir hareketlenme ya da bir operasyon gerçekleştireceği gibi bilgileri vardı Hamas'ın. Ve Hamas'ın her zaman istihbaratları çok güçlüdür. Şimdi böyle bir bilgi elinde olduğu için böyle bir operasyonu yapmaya karar vermiş. Ve tabii bunu çok başarılı bir şekilde yaptılar. Kimsenin beklemediği bir başarı ve kimsenin beklemediği bir hızla. Yani bir hızla dediğim zaman, yani şu 4 saatlik dilimle bu kadar ilerleyeceklerini kimse tahmin edemezdi. Çok başarılı olduklarına inanıyorum. Benim ailem Gazze'nin güneyinde yaşıyorlar. Rafah sınır kapısına çok yakınlar. An itibarıyla çekirdek ailemde bir sıkıntı yok. Ama tabii ki akrabalardan, işte kuzenlerden, mahalledeki tanıdığımız arkadaşlardan, tanıdığımız insanlardan bir sürü kaybımız var. Yani şunu söylemem gerekiyor. Bunu daha önce böyle bir yıkıma, daha önce böyle bir saldırıya şahit olmadık ya da maruz kalmadık. Gazze'de yaşayan hiçbir insan bu savaştan etkilenmemiş veya etkilenmemiş değil. Herkes bir şekilde etkilenmiştir. Bu savaşta tek bir kişi bir aileden gitmiyor. Neredeyse tüm aile fertleriyle birlikte. Daha bu sabah uyanır uyanmaz telefona elime aldım. Bir baktım telefona, bir baktım en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi, ailesi eve vuruldu. Sadece kendisi hayatta kaldı. Babası, kardeşleri, çocukları, eşi, hepsi 9 kişi, 9 ile 12 kişi. Hepsi tamamen 5 dakika içinde hepsi böyle bir hayat. Yani tamamen yok oluyorlar. Yani aslında şunu söylemek zorunda kalacağım. Yani Gazze'deki insanlar aslında sayıdan veya rakamdan ibaret değil. Oradaki şehit olan herkesin bir hayatı var. Şehit olan herkesin bir kendi ailesi var. Yaşadığı bir hayatı var. Hepsi illerinden koparılmış. Böyle bir durum var. Şimdi aileme ben çoğu zaman ulaşamayabilirim. Ben o bölgeyi bildiğim için haberlerden bakıyorum. Çoğu zaman benim bölgem veya benim mahallem bombalandığını haberini alabiliyorum. Ama tabii ki o anda hemen koşa koşa telefona koşuyorsun, telefona sarılıyorsun, ailene ulaşmaya çalışıyorsun. Orada hat düşüyor, kimse cevap vermiyor. Haliyle anında aklında bin bir türlü fikir oluşturuyorsun. Olumsuz anlamda, olumlu anlamda. Ve orada başlıyor senin psikolojik savaşın. Başlıyor senin acabaların, hayattalar mı, değiller mi, bir şey oldu mu, olmadı mı? Yani böyle hep bir savaşın içindeyiz, hep bir şeyin içindeyiz. Yani burada oldum, bitti gitti diye bir şey yok maalesef. Her türlü bu mücadeleye vermek zorunda kalıyoruz. Biz bu mücadeleye vermekten asla şikayet etmedik, asla şikayetçi değiliz. Ne gerekiyorsa, ne bedel ödemeye gerekiyorsa biz bu bedeli ödemeye hazırız. Çünkü bizim gerçekleştirmek istediğimiz hedef, bütün hayatlarımız, bütün düşüncelerimizden daha yüksek bir hedef olduğu için biz bu bedeli her türlü, her zaman ödemeye hazırız.
Bir önceki savaşlarda İsrail ordusu aslında dünyaya şirin görünmek için uyguladığı bir uygulama vardı. Bu uygulama çatı çıtlatma diye adlandırılıyor. Bu uygulamada şöyle bir yöntem izliyorlar. Bir evi vurmak istedikleri zaman önce o evi uyarıyorlar. O evi nasıl uyarıyorlar? Füze atıyorlar. Çok ince, çok kibar bir uyarı. İnsansız hava araçlarından, SİHA'lardan füze atıyorlar çatıya. İnsanların genelde maksimum 20 dakikası var o evi terk etmek için. Hiçbir şeyini almadan, hiçbir önlem almadan artık üstünde ne varsa herkes öyle sokaklara dökülüyordu. 10 dakika içinde, maksimum 20 dakika içinde F-16 uçakları gelip bu evi bombalıyor. Şimdi F-16 uçakları dediğimiz zaman ufak bir bomba atmıyor. En az attığı bomba 750 kilogramlık bir bomba. Şimdi bir de Gazze'deki evlerin hepsi ya bir mülteci kampından bahsediyoruz. Yani bizim mesela benim yaşadığım evle komşumun evi bir duvar ortak. Yani evler bu kadar birbirine sıkışmış durumda. Haliyle 750 kilogramlık bir bomba atıldığı zaman mahallede ne kadar bir hasar verdiğini belki hayal edebilirsiniz. Yani sadece o evi yıkmıyorlar. Mahallenin neredeyse %50'sini yıkmış oluyorlar. Haliyle o çatı çatlatma dendiği şey aslında yalandan ibaret. Bu sadece dünya önünde şirin görünmek için uyguladığı bir uygulama. Bu savaşta böyle bir şey yok. Hiçbir uyarı yapmadan sivilleri bombalamaya devam ediyorlar. Zaten hepimiz de haberlerde şahit oluyoruz. ...7 Ekim'de yapılan operasyonda bence tamamen Filistin tarihinin içinde bir dönüm noktası. Ve artık tarihçiler Filistin'i anlatırken Filistin'i artık ikiye ayıracaklar. Veya daha doğrusu Filistin tarihini ikiye ayıracaklar. Olumlu anlamda mı ayırırlar, olumsuz anlamda mı ayırırlar? Bunu ilerleyen zamanlarda buna şahit olacağız. Ama ben olumlu anlamda olacağına inanıyorum. Çünkü biz daha önce bu 7 Ekim'de yaşanan olayların birebir biz arkadaşlar arasında küçükken hep bunun mizahını yapıyorduk. İşte bir gün uyandık sabah, işte Kassam Togeleri şuraya girdi, şuraya yaptı. Hep bir mizah, hep bir hayal. Hep bunu başaracağımızı düşünmüyorduk belki. Ama bir hayal, bir mizah. Şimdi bu hayal ettiğimiz olan ne varsa bunu şu an birebir yaşıyoruz. Ve ben şuna inanıyorum. Allah Celle Celaluhu hiçbir insana başaramayacağı bir şeyi hayal ettirmez. Ve başarmanın ilk adımı her zaman hayal etmek. Çok yakında ben inanıyorum. Şu an belki çok zayıf görünüyor olabiliriz. Belki çok bu kadar insanlar bütün dünya toplanıp Filistin'e veya sadece Gazze'ye karşı toplanmış olabilir. Ama bu bir dönüm noktası. Ben buna inanıyorum. Tabii ki biz Müslüman olarak Allah'ın bize vaat ettiği vaade, bize verdiği söze inanıyoruz. Ama ne zaman olur? Orası meçhul. Ama çok yakın bir zamanda olacağına ben adım gibi eminim. Belki hepimiz belki şahit oluruz. Bu kadar bir saldırıyla altındayken biz bile buna inanıyoruz. Herkesin bence inanması gerekiyor. Tabii oradaki insanların yaşadığı bunca olaydan sonra insanların aklına şunu götürebilir. Biz artık yorulduk, istemiyoruz. Hamas yüzünden bunu yaşıyoruz vesaire. Ama böyle düşünen yoktur. Ben kendi adıma konuşayım. Ailemin adına konuşayım. Gazze'nin adına da konuşabilirim. Ki zaten bunca videoyu izledikten sonra, bunca şeyi izledikten sonra bir tane bana gösterebilir misiniz? Ya da bir tane isyan eden birini gösteremezsiniz. Tam tersi, herkes şükür ediyor, herkes hamd ediyor. İnsanlar enkaz altından çıkarılırken, çocuklar veya büyük hiç fark etmez, yaş hiç önemli değil. Herkesin dediği tek bir cümle var. Mescid-i Aksa'ya feda olsun, Filistin'e feda olsun. Yani aslında İsrail'in yenemediği bu. İsrail istediği şekilde bizi bombalayabilir. Tabii ki bizden fazla öldürebilir silah gücüyle. Ama bu inancı bizden sökemez. Çünkü zaten biz bu inancıyla yaşıyoruz. İsrail'in her zaman Gazze'ye savaş açtığı zaman ilk hedefi her zaman Hamas'ı düşürmek, Hamas'ı bitirmek. Nasıl bitirmeye çalışıyordu? İnsanların üstünde baskı uygulayarak insanlara Hamas'a ayaklanmasını bekliyordu. Tam tersi ne zaman bir savaş olsa insanlar Hamas'a daha çok kenetleniyor. Bu da İsrail'in daha da çok vahşileşmesine neden oluyor. Daha çok insanların öldürmesine neden oluyor. Çünkü istediğini insanlardan alamıyor. Hava saldırıları her zaman Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşıyor. Çünkü Gazze'nin kuzeyi İsrail'le olan sınır olan bölge. Haliyle orada daha çok İsrail'in saldırılarına maruz olan bölge. Şimdi İsrail şöyle bir şeyle çıktı. 24 saat içinde Gazze'nin kuzeyinde geçip Gazze'nin güneyine geçmeniz gerekiyor. Gazze'nin içinde 2,5 milyon insan var.
1,5 milyondan fazla zaten o bölgede yaşıyor. 1,5 milyon insanı nasıl bu tarafa 24 saat içinde taşıyacaklar? Ki insanlar zaten bunu kabul etmedi. Sonuçta oradaki sivil insanlar, herkes bazıları ailesini düşünmek zorunda. Bazı aileler Gazze kuzeyinden güneye göç etmeye, olmaya başlamış, göç etmeye başlamış. Ve hepimiz şahit olduk. Yani yollardayken nasıl konvoyları vurulduğunu, nasıl yoldaki insanları nasıl öldürdüklerini gördük. Yani Yahudilerin sözüne hiçbir zaman da güven olmaz. Şimdi bu saldırı yapıldıktan sonra göç eden insanlar kuzeye geri döndüler. Ölecekse kendi evinde ölsün. Öyle bir düşünce düştü. Hatta benim babamın sözü vardı. Ben o gün onunla konuştuğumda şunu söylemişti bana. Dedi ki bu Yahudiler ya bunlar çok saçmalıyorlar dedi. Yani insanlar evlerinden çıkıp nereye gidecekler? Yani ben öleceksem evimde ölürüm diyor. İnsanlar da bu düşüncede. Yani ve herkes şunu söylüyor. Biz zamanında bizim dedelerimiz 1948'de göç etmişti. 3 günlüğüne ya da bir haftalığına nasıl bir haftalığına şuradan bir çıkalım. Bunlar geçsinler biz geri döneriz gibi bir düşünceyle 75 yıldır hala geri dönen yok. Biz bir kere bunu yaşadık, bir daha bunu yaşamayız. Filistin'in davası aslında hiçbir bir davaya benzemez. Çünkü orada bir insani bir durum var. Yani sadece toprak meselesi falan olduğundan da ziyade o insani bir mesele. Daha önce yaşanmış olaylarda birçok ülkeden, birçok yerden belki yani halktan bahsediyorum. Hükümetlerden bahsetmiyorum. Halklar çok tepki vermemiş olabilir. Ama Filistin konusu olduğu zaman üzgün olan insanlar her zaman Filistin'i tutmuştu. Şimdi bu daha önceki olaylara benziyor mu desek belki şu noktada benziyor olabilir. Savaşan iki taraf var. Birisi aslında hak tarafı, birisi de batıl tarafı ve herkes artık tarafını seçmek zorunda. Bunun için ben zaten söylüyorum bu bir dönüm noktası. Çünkü artık herkesin üstündeki kapak düştü. Herkes artık kendini gezileyemez artık. Çünkü şu an öyle bir çağdayız ki bilgiye, belgelere ulaşmak çok kolay. Ve herkes her şeyi görebiliyor. Haliyle ki insanları kandırmak çok zor. Daha önceki yaşanan olaylarda gibi. Atıyorum mesela 11 Eylül gibi olaylarda. Orada ne kadar yalan döndüğünü herkes biliyor. Daha yeni yeni belki o yalanların, o söylenen şeylerin yalan olduğunu herkes öğreniyor. Ama şu an mesela Gazze'deki olayında veya Filistin olaylarında böyle bir şey yok. İlk başladığında herkesin bildiği gibi şey çıkıp söylediler CNN'de. Mesela 40 tane bebeğin kafasını kestiler diye bir söylem vardı. Bu da 2 gün sonra yalan söyledikleri ortaya çıktı ve yalan söyledikleri kabul etmek zorunda kaldılar. Bunu işte eskisi gibi yapamıyorlar. İsrail'in aslında yapmak istediği tam olarak Filistinlileri Gazze'den çıkartmak. Çünkü Gazze şu an onlara kafa tutan tek bölge. Özellikle Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü savunmakta hep en önde. Bu sadece lafla kalmıyor, eylemlerle bunu yapıyor. Haliyle bundan nasıl kurtulacağız? İnsanları tamamen çıkaracağız oradan. O bölgeyi tamamen biz ele geçirip ya da belki ele geçirmek istemeyebilirler. Orada farklı bir yönetim koyup, kendi düşüncelerine yakın olan bir yönetimi koyup o şekilde yapmak istiyorlar. Yani sadece kuzeyden geçip güneye gidin, savaş bitince geri dönersiniz değil olay. Olay tamamen bütün insanları Gazze'den çıkarıp Mısır'daki Sina Çölü bölgesine orada göç ettirmek zorunda bırakıyorlar. Ama tabii bu tutmaz. Mısır'ın başkanı bunu asla kabul etmiyoruz diyor. Şimdi tabii hükümetlerin başındaki kişiler artık bazı şeyler yapmak zorunda bırakılıyor istemese bile. Bu açıklamalardan bir tanesi de bu. İşte biz Filistinlilerin göç etmesine asla müsaade etmeyiz. Bu da Mısır'dan ve Ürdün'den geliyor bu açıklamalar. Çünkü Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde Gazze ile Batı Şeria'da bir Mısır'a yakın, diğeri de Ürdün'e yakın. Haliyle İsrail'in planı bana göre başlamadan bitti. Ki zaten insanlar kuzeyden çıkmaya kabul etmediği zaman bitmişti. Kastamonuları ve Hamas İsrail'le nasıl oyun oynayacağını çok iyi biliyor. Haberlerde de gördüğümüz gibi Kastamonuları iki kadını Amerikalıyı serbest bıraktı. Bunu serbest bırakması aslında çok önemli. Çünkü bir önceki günde Biden halkına karşı Hamas'ı kötülüyordu. İşte vatandaşlarınızı rehin aldı, bırakmıyorlar, etmiyorlar, böyle yapıyorlar vesaire. Şimdi Hamas bunu hiçbir karşılık beklemeden bunu bırakması bu oyunu açığa çıkardı. Bu bir. İkincisi,
bu Amerikanlı iki kadın gidip anlatacak illaki. Biz 14 günde neler yaşadık? Gazze ne gibi bombalar altında kaldı? Ayrıca Hamas'taki insanlar bize nasıl davrandığını. Bu da tabii ki her şeyi tam tersi çeviriyor. 7 Ekim'de yaşadığı operasyon da dediğim gibi tahmin edilmediği kadar başarılı olunca çizdiği yoldan daha fazlasına ilerledi. İsrail ordusunun kontrol ettiği bölgeler artık tamamen halka açık durumdaydı. Halk bunu duyunca insanlar tamamen hepsi içeri girdiler. Şimdi bu içeri giren insanlar hangi insanlar? Kuzeyde yaşayan insanlar, en çok bomba altında kalan insanlar, çoğu ailesini kaybeden, o bölgeye girmek için eline böyle bir fırsat geçti. Şimdi hangi psikolojiyle girdi bu insanlar? Ben daha önce kendi kardeşlerimi, kendi çocuklarımı enkaz altından çıkarmış biriyim. Şimdi ben İsrail'in kontrol ettiği bölgelere girebiliyorum, askerleri görüyorum. Haliyle bir insanın içinde olan olduğu herkesin içinde bir intikam şeyi vardı. Böyle olunca Hamas bunları kontrol edemedi. Çünkü binlerce insan girdi oraya. Öyle olunca tabii siviller de tutuklanmış oldu. Yani Hamas'ın planladığı gibi değildi yani. Şimdi İsrail ordusunun içinde Gazze kanadı diye bir askeri tugay var. Ama Hamas bu operasyonda bu kanadı tamamen bitirmiş durumda. Gerek asker konusunda ve gerek istihbari konusunda. Hatta şöyle bir söylentiler var. Kassam Tugayları, o üslerden bir tanesi, ele geçirdiği belgelerin birçoğu yapılabilecek olan kar hareketin planlarını ele geçirmişler. Haliyle İsrail ordusunun neler yapacağını Hamas biliyor. İsrail kimlerle, yani hangi kanatla Gazze'ye girecek? Tecrübeli olan bütün askerleri, o kanat ortada yok. Peki kim girecek bunu Gazze'nin içine? Yedek askeri çağırdığı o askerler. Şimdi bunlar tecrübesiz askerler. Nasıl savaşacaklar, ne yapacaklar bilmiyorlar. Hepsi 18-19 yaşında çocuklar. En önemli noktalardan bir tanesi de şu. Kassam Togaylar'ın girdiği bölgeyi coğrafi olarak ilk kez o bölgeye giriyor. O bölge, o sokak nereye çıktı, nereden geldi, o bölge nereye gidiyor, o yol nereye gidiyor bilmez. Ama ona rağmen 4 gün savaşmaya başardılar. Bu 1000 asker. Aslında onlar 1000 değil. Yani 1000 kişi girdi söyleniyor ama çoğu geri döndü. Hani ortalama belki 500-600 kişi. Şimdi bu 600-700 kişiyle 4 gün savaşabiliyor ve bilmediği bir coğrafi bölgede. Peki İsrail askeri Hamas'ın ve Kassam Tugayların bildiği bölge olan Gazze içine girerse neler olacak? Sadece 800 bir de 900 askeri değil. Yani 10 binlerce asker var orada bekliyor ve Hamas ve Kassam Tugayları yıllardır bugünü bekliyor. Bu da İsrail'i düşündürüyor. Ha bugün başlatacağız, ha yarın başlatacağız. Bugün yağmur yağdı dediler. Yarın işte güneş çıkmadı diyecekler. Bir sonraki gün hafif rüzgar esiyor. Böyle bahanelerle bunu uzatacaklar. Ama asla başlatamaz kimse demez. Başlatabilirler ama nasıl geri dönecekler bu çok önemli. Kassam Tugayları bütün İsrail askerlerine mesaj attı. Peki bu askerlerin telefonlarını nasıl almış? Yani onu artık kendileri biliyor. Ama asıl önemli şu mesajın içinde ne yazıyor? Yazmış ki eğer siz Gazze'ye girerseniz size 4 seçenek sunacağız. Birincisi ya öleceksin, ikincisi ya yaralanacaksın, üçüncüsü esir düşeceksin veya dördüncüsü psikolojin bozulacak. Yani ruh hastası olarak geri döneceksin. Yani başka yolu yok bunların. Ki zaten 2014'te yaşadıkları askerler hala tedavi görüyorlar. İşte Gazze kanadının olmaması İsrail'i tamamen şu an bitirmiş durumda. Şu da bunu gösteriyor. İsrail ordusu, İsrail'in uçakları neden sadece sivilleri bombalandırdı, bombaya yağdırdığını? Çünkü elinde belge yok. Yani vurması gerek, nereyi vuracak, ne yapacak bilmiyor. Gördüğümüz bütün videolarda sadece sivil insanlar, hiç asker yok ortada. Çünkü nereye vuracağını bilmiyor. Çünkü gerçekten şu an körler. Bunca yıl hazırlık, bunca yıl şeyi boşa çıktı. Zaten Amerika'nın gemilerinin gelmesinin en büyük nedeni istihbari anlamda onlara yardımcı olmak için. Bunu da söylüyorlar yani biz onlara istihbari anlamda destek olmak için geldik. ...2005'te aslında bu planlama Ariel Sharon'un ortaya atmasıyla başladı. Biz Gazze'den çekileceğiz demesi. Çünkü daha önce Gazze'de, Batı Şeria'da olduğu gibi İsrail'e yerleşimleri vardı. Kassam Tugayları ve oradaki direnişçiler her gün operasyon yaparak
Yani ben her gün dediğim zaman aslında abartmıyorum. Gerçekten her gün oluyordu. Bu da 2002 ile 2004 hatta 2005'in ortalarına kadar hep her gün böyle çatışma oluyordu. Bunu tabii ki kaldıramadılar. Tek çözüm Gazze'yi tamamen terk edip gitmekti. Ben o günü hatırlıyorum. Biz bir sabah uyandık. Şimdi benim evim sınırda olduğu için oradan tüm askeri tanklar, bütün askeri araçlar, hatta sivil araçlar oradan geçiyordu. Yani bütün gece hep geçişlerini gördük. Sabah bir uyandık, dediler ki çekildiler. Biz de gidip bakalım, hani o bölgelere falan bakalım dedik. Hani filmlerde, zombi filmler oluyor ya, şehirler bomboş, arabalar, araçlar terk edilmiş, evler terk edilmiş. Tamamen böyleydi. Hamas'ın amacı şu, yani biz özgürlüğümüz için, topraklarımız için savaşıyoruz. Fakat Hamas biliyor, yani daha doğrusu biz Filistinliler olarak, biz kendi başımıza Filistin'i geri alamayacağımızı biliyoruz. 7 Ekim'den önce biliyorduk. Aslında bunu net bir şekilde öğrenmiş olduk. Daha önce böyle bir düşünce içindeydik biz. Ama 4 saatte o kadar gidebiliyorsak daha fazla da gidebiliriz. Allah'ın izniyle o da yakındı. Şu noktada anlaşmamız gerekiyor. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil. Veya Kudüs. Sadece Filistinlilerin değil. Ama biz orada bulunduğumuz için biz en önde görünüyoruz. Haliyle biz mücadeleyi vermek zorundayız. Ve biz mücadeleyi veriyoruz. Gazze'nin yönetimi Hamas elinde. Batı Şeria ise Mahmud Abbas'ın ve El-Fatih dediğimiz diğer örgütün elinde tutuluyor. Filistin'de şöyle bir söz var. Aslında bir kişinin nasıl iyi olduğunu öğrenmek istiyorsan, bir bak İsrail'le olan ilişkisi nasıl. Eğer İsrail'le olan ilişkisi kötüyse, bu kişi gerçekten samimidir. İsrail'le olan ilişkisi iyiyse, bunu hiçbir şekilde ondan bir şey bekleme yani. Şimdi zaten bizim Gazze, İsrail'le olan arası herkes biliyor. Yani her gün, neredeyse 2 yılda bir savaş oluyor. Ama Batı Şeria'da öyle bir durum yok. Şimdi ben bunu halk için söylemiyorum tabii ki. Onlar daha çok anlaşıp çözebiliriz diye düşünüyorlar. Ama Gazze tarafı, biz asla onlara güvenemeyiz gibi bir düşünce var. Aradaki fark bu. Kimse ben barış istemiyorum demez. Yani sonuçta herkes ailesiyle, bütün insanların yaşadığı gibi güvenli bir şekilde yaşamak ister. Bu soru bize değil. Karşı tarafa sorulması lazım. Siz barış istiyor musunuz diye. Barış istiyorlarsa neler yapmaları gerektiğini kendileri biliyor. Daha önce 1948'de zaten yaşayan Yahudiler vardı Filistin'de. Demek ki yaşanabilir. Ben şu açıdan söylüyorum yaşanabilir. Yani Yahudi ile Müslüman yaşayabiliyor. Ama o da Siyonizm ortaya girdiği zaman o da kopuyor olay. Çünkü Siyonizmin düşüncesi, isteği çok belli. Yani hiçbir şekilde orada Yahudi olmayan ya da Müslüman olan hiç kimseyi bırakmak istemiyorlar. Tek istedikleri şey belli. Haliyle beni öldürmek isteyen kişiyle ben el sıkışamam. Yani ben de kendimi savunmak zorundayım. Bu bir. İkincisi benim zaten kendi kutsallarımı korumak zorundayım. Mescid-i Aksa'ya vesaire. Bunları korumak zorundayım. Ondan sonra oturup barışa konuşabiliriz. Kassam Tugayları Sözcüsü Abu Bey de özgür kalemlere selam olsun dedi. Yani özgür kalemlere dedi, paylaşım yapan kişiler. Çünkü orada bir propaganda savaşı da var. Ben şunu söylüyorum. Her Filistinli ve her Müslüman kendi kapasitesini biliyor. Ben gelip başkasına sen bunu yapacaksın diyemem. Çünkü onun ne yaptığını, ne yapabildiğini bilmem. Tweet mi atabiliyor? Atsın. Çok önemli. Çünkü sonuçta orada bir yalan makinesi dönüyor. Biz o yalan makinesine karşı bir mücadele vermek zorundayız. Bir örnek vereyim mesela. Bir firma boykot edildi. Herkes o yayını iptal etti vesaire. Bugün firma kalkıp dedi ki ben Gazze'ye 10 milyon dolarlık bir yardım yapacağız. Bunu nasıl sağladık? Demek ki bunun bir gücü var. Yani ben şöyle özetliyorum bunu. Hani ben tweet atınca ne olacak dememek gerekiyor. Bazı tweetlerin fiyatı 10 milyon dolar. Kimse küçümsemesin. Herkese bir görev düşüyor. Tabii ki yardımlar gidiyor. Yani ne şekilde gitti, kimle gittiğini ya da ben bilmem ama gidiyor. Şimdi Rafah sınır kapısından gelen yardımlara gelecek olursak şöyle ben özetleyeyim. Gazze'ye günlük en az 200-250 tır gıda girmesi gerekiyor ki günlük öyle giriyordu. Bugün gelen tır sayısı 20. Bu yani %10'luk bir dilim değil ki
Gazze kendi depoladığı şeylerden kullandı. Yani haliyle en az kaç tane tır girmesi gerektiğini siz hayal edin. Burada ne demek oluyor? Gene aynı şeye işte dünya şerin görmek için biz onlara veriyoruz. Ama ne girdi? Kefen girdi. Bazı yardım tırlarından kefen var. Yani demek ki siz ölmeye devam edin, biz sizi kefenleriz. Yani şey sıkıntı yok. Yani böyle bir durum. Yani dalga geçer gibi şey giriyor, yani yardımlar giriyor. Ama istenen şey farklı. Şimdi kefene ihtiyaç olabilir. Hani onu şey demem ama şu an en ihtiyaç olan, duyulan şey kefen değil ki. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şu an insanların ihtiyacı olan tıbbi yardım, insanların ihtiyacı olan yakıt. Yakıtın girmesi gerekiyor ki insanlar elektrik gelsin. Suyun girmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli. Zaten ölüyoruz. Yani kefensiz olmazsa olmaz diye bir şey yok ki. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. Ve herkes Allah'ın karşısında sorumlu. Yarın öbür gün Allah soracak. Sen bu mazlumlar bunu çekerken sen ne yaptın? Herkes kendini bu soruya hazırlamalı.